Evet Kürşat oyun başında sakatlandı böyle bir dalgınlık yaşadı oyunu yine de bırakmadı bir şekilde yaklaştı sayı ama başarı olamadı. Serhat Hoca da söylüyor orada zaten yumuşak dokuya gelmiş büyük ihtimalle Hı -hı. diyor. Büyük ihtimalle o kaydı atlarken o... Evet dizi çarpıyor orada biraz. E, dizinin üst kısmı büyük ihtimalle oraya evet. çarpıyor. Bir öden olunca da oradaki baskı insanın canını yakar bir de daha ilk oyununda olması. Hı -hı. Ee, bundan sonraki oyunlarda etkilenmedi diye düşündüm ben de ama etmedi. Güzel güzel oynadı ee, sayılarını da aldı. Bu seviyede bu şeyler olacak, sakatlıklar olacak. Bunlar daha beterinden saklasın Allah. Öyle diyelim. Amin tabii canım. Çok sakatlık doğru. yaşayanlar var. Hani bu e, yani bizim hani Survivor hani maceramızda orada, he, orada tık diye vurmuş işte. Aynen. Ya bizim e, yani herhangi bir kişinin sadece bunu Kürşat bazında da söylemiyorum, kendi bazımızda da söylemiyorum. Birinin hani Survivor hayatındaki en basit sakatlıklardan biri. Evet ama Şimdi yani İnsan ister istemez daha büyük olur mu diye o korkuyu Yani şöyle yaşayınca oluyor. Bak, içinde. ne oluyor biliyor musun Begüm? Ee, atıyorum bir ufak bir kesik oluyor. Şimdi o senin orada o ödem var ya. Sonra Hı. o bataklıklara falan giriyorsun. Mecbur Hı. yani oradaki Büyüyor, yara yara steril sular değil. Hani millet aynı biz öyle diye atlıyoruz ama Senin mi dizin böyle <laughs> oldu? Tabii. Benim de oldu, doğru, Poyraz'ın doğru, da oldu. De. Şimdi oraya biz giriyoruz mesela. Ondan sonra ödemin orası bir e, o vücudun herhangi başka bir yerindeki kesik yüzünden bir iltihap kapıyor. Orası davul gibi şişiyor. Ben iki hafta oynayamadım. Evet. Ee, o yüzden bir de öyle şeyler oluyor ki mesela bir gün önceki oyunda işte bizim çarklı bir oyun vardı. Döndürürken böyle sadece parmağımın şurası böyle su toplayıp yara oldu. Ama ertesi gün öyle bir oyun geldi ki böyle ağırlıktan iple kendimizi ha, tutmamız işte. gerekiyor ve oradaki acıdan tutamıyorum ya, kendimi. Bu ufak bir ödem bile orada. Ufacık bir şey bile başka şeylere etki edebiliyor işte. Yani şurada bir Anlamaz. kağıt kesici bile hayatımızı nasıl etkiliyor. Öyle aynen, düşünmek aynen. lazım ki bunlar hani e, kağıt kesiğiyle Normal günlük ofis işi yapmıyorlar. Bildiğin ya. büyük ödemlerle, büyük ağrılarla daha insanüstü performans sergileyecekleri, belki günde 8 kere, 9 kere çıkacakları Oyunlara çıkıyorlar. İnşallah ona akşam güzel buz hatta orada bile buz yapması lazım. Ben yarışmada dikkatimden kaçtı. Verdi galiba. Verdi değil mi? Verdi, hani verdi. Ama çok buz hani yapalım bütün e, yarış boyunca yapmadı. Hmm. Aslında hiç bırakmaman lazım çünkü evet. o dizdeki sakatlık en kötü. 15 dakika arayla sürekli. Tabii tabii sürekli yapman lazım. Ee, onu dedi de ilk oyunu ondan sonra kaç tane oyuna çıktı çocuk yani. Vallahi evet. helal olsun. Ayşe'cim? Ya böyle sakatlıklar, işte bir yerlerini çizmeler, vurmalar özellikle kavalda o kadar acıyor ki. Hmm. Benim kavalın çok efendim. fazla darbe edeyim. Hala lekeler vardır. Evet benim de böyle <laughs> benim olmuştu. De Hala bas, bazen çok küçük kan bastırıyorum içeri kaçıyor böyle falan. Yani e, çok fazla sakatlık, böyle o kadar bir yorgunluk hissediyorsun ki, o Survivor bitiyor ya bak son gün. E, artık finalde de değil. Bittikten sonra... Böyle üstünden sanki böyle tır geçmiş gibi öyle bir yorgun hissediyorsun ki beden böyle yataktan kalkamıyor yani öyle bir yorgunluk ya Allah düşman başına vermesin vallahi çok zor ya ben hani hayatımda yaşamadığım sakatlığı hayatımda yaşamadığım şişliği her şeyi burada yaşadım büyük emek gerçekten büyük bir emek ama. Var yani. O yara izleri zaten... Ve yara izleri artık asla. böyle şey gibi. Hani seçilmemiş dövmeler gibi. O evet, anıları aynen. bırakıyorlar orada yara yerden, izleri. Benim de bacaklarım dolu şu an yani hala. Bir yerden sonra... Hani normalde burada gidip dikiş atacağın şeylere ya bu kendi kendine kapanır diyorsun evet. bir yerden. Sonra. Mesela çamur oyunu oynasın. Çamur oyununda dizin açılıyor biraz böyle o şey ne taneleri çakıl tanesi mi denir? Hmm, Onlar yani. böyle bir dizini yarı açıyor. Üstünü sarıyorsun. Bir sonraki oyunda bir daha daha da fazla açıyor. Giderek böyle ya yarayı içine, içine, içine dolan şeyleri Aynen. böyle hani bir, bir evet. dal parçası bulup onları temizliyorsun. Bence, e 2010 13 sene olmuş. Çıtraların Ay, şeyi hala ben kaşımadım bir ayak parmağımda diye. mevcuttur yani ayak parmaklarımda ya, mevcut. mevcuttur. O mis çitra, çitra var benim inancım. Sinekler. Ha, sinekler. Ama sen öyle yaşamadın misin? mı onlardan? küçük sinek diyorduk. Sen abi. Yani. sen e, sen şanslı olmadın. Panama'da siz Panama'daydınız. Evet. Panama'da daha, fazla vardı. Daha fazla de vardı. Şey. De vardı. Dominik'te de, Olmaz de vardı. Olmaz böyle bir şey yani. Olmaz böyle. Panama'da yara yapacak. Aynen Bak ne diyorum sana 13. sene 14. seneye gireceğiz. Kesinlikle geçmiyor. Orada sabit sen ne ölene kadar ana olarak kalacak. Suçu çeyizli gibi biraz. Şeye gelince, Kürşat'a gelince Hı. ben şimdi hepinizden bekledim. Bakayım o anı yakalayan var mı diye ama yakalamamışım. Osman Can'la Cansu'nun bir şeyi yakaladım. Hayır, Kürşat'ın Kürşat Kürşat olayını yakaladım. Kürşat dün kaçta kaç yaptı? Onda beş. Onda, beş. Onda beş. Gayet başarılı. Asena mıydı hangisi de hatırlamıyorum. Birisi de bir şey söyledi. Hı. Hadi dedi al sen de şu sayıyı artık dedi. Hadi birbirimize destek verelim. Ya bu sayı alanlar kendilerde niye bir anda kaftanın içinde evet. buluyor ya? Be, yanlış söylemiyorum ya, ya Asena kimliyim? E, yanlış etmeyeyim. Ama bu ego anlamında mı söyledi? Anlamı, anlamında. Ego bu. anlamında söyledi. De, de, kendi geldi. Hadi sen de aldın. Sen de bir sayı. Hadi arkadaşlar gibi e, destek mahiyetinde değil. Bak o bölümü e, e, eğer rejimiz yakalayabilirse verebilirse belki de yoktur şu anda ama anlatılmaz dedi. Ya olsun şey Kürşat ya. Onda beş yapmışsın. Gayet güzel. Tamam. Bırak onu seyirci takdir etsin ya. Kürşat Sen... daha da önce de yaptı bu arada. Bak ben ilk Anladım. defa ben ilk defa rastlıyorum buna Kürşat'a. Da da hani yaptı. işte diyorum ya hani diyoruz hep üzüm üzüme baka baka kararır. Halil herkese abi bunu aşılamış. Biraz Nefise'ye, biraz Yusuf'a, biraz Kürşat'a. Hani herkese bu sistemden var. Öbür tarafından Halil niye Halil aşılamış? Bence bu aslında ilk başta Nefise'den çıktı böyle bir i̇lk, şey. i̇lk önce Halil'den çıktı. Bunların başı Halil'dir. Ee, şey sıralaması o soy ağacı sıralaması Halil'den başlar. Kemal Halil için bütün böyle olaylar Halil'den başlar. Net network <laughs> network o. Network Halil. <laughs> <Ali>. Bak dün <laughs> Ay, o başlısı Bulut Halil çağırdı. O Adana o o, şey o şeyi köm o network ağını dün seyirci kesti. Bakın şimdi bu adalardan bir tane duyarsanız bir söyleyin bana Kemal abi bak gene oldu hani Halil yapıyordu diye. Yok aralar gitti bozuldu kapandı orası kesildi. Ee, Kürşat şu anda oyunun içine girmeye çalışıyor. Bazı için birazdan geleceğiz. Hani unuttuğu bölümler de var. Ee, Oyuna aynen. konsantre aynen. Ol olmadığı bölümler ama geleceğiz. ben dün başarılı bir Kürşat en azından %50 ile oynayan bir istekli, arzulu hani e, takımı hareketlendirecek bir Kürşat gördüm. İşte diyorum ya o söylemi ego söylemi olarak gördüm ben. Evet. Ama diğer tarafında e, başarılı bir yarışma, dünkü e, galibiyetin e, önemli mimarlarındandır görüş Evet katılıyorum. Peki şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Survivor tüm detaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Evet Survivor panorama kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Yusuf yavaş tempoda oynadı. O görüntüleri izleyelim. Evet Yusuf'u normalde gördüğümüz o hırslı ve kendini parçalayarak koştu bir parkur yoktu. Yavaş koştu bu parkurda. Durucuğum, sen senle başlayalım. Neden böyle bir hareket yaptığını düşünüyorsun Yusuf'un? Şimdi soru şu. Bundan sonraki yarışlara çıktığın zaman Yusuf Niye o zaman normal hızında koştu? Büyük bir sakatlığı olsa diyeceğim ki tamam bundan sonraki yarışlarda da çok zorlamadı. Hani sakatlığının üzerine gitmek istemedi diyeceğim. Ona Karş direkt bir darbe almış olabilir mi ya da? Ya yani. da öyle diyor kendi de zaten. Ya bu zaten ama Survivor. Evet. Yani herkes darbe alıyor. Herkes koşuyor. Hani bu 100 metre koşusu bir kere koşuyorsun ondan sonra hayatını etkileyecek bir şey değil ki. Her parkura çıkıyorsun orada vuruyorsun buranı vuruyorsun. Az önce yaralardan birlerden bahsettik. Biz ne darbeler aldık. Ya kafasını bilin iz çıkacak şekilde dalgalanıp yarışmaya devam edip şeylerin doktorların zorla durdurduğu yarışmacılar gördük biz. Bir tarafta ben survivor'a kendime ispat etmek istiyorum. Ee, bana farklı muamele yapılmasın. Ben herkese başa baş mücadele etmek istiyorum diyen bir Barış var. Burada bütün Türkiye'nin takdirini kazanmış, bütün mücadelesini, hırsını, azmini sonuna kadar gösteren bir Barış var ve kesinlikle sadece Barış'la oynadığı için bunu yapan bir Yusuf var. Şimdi Kendinizi barışın yerine koyun, empati yapalım biraz. Düşünsenize karşıdan bir adam, sen bazı engellerin yüzünden belli bir hızla gelebiliyorsun yarışta. Hmm. Ve karşıdakinin bu hareketleri yaptığını görüyorsun. Yani bence bir adamı, yani özellikle barışı rencide etmenin son noktası olarak görüyorum ben bunu. Hmm. En son yine laka ettik. Bilmiyorum yani benim kullanmak istemediğim kelimeler var. Halkımız daha iyi takdir eder zaten karşısındaki başka bir rakip olsa yine aynı şeyi yapacak mı diye bekledim ki ondan sonra bütün yarışlar yine son sürat çıktı. Yok oramı vurdum, buramı vurdum yine dedi ki her yarışta diyor zaten bunu Yusuf. Bu hareketin benim lugatımda bazı kelimeleri var. Çok da kullanmak istemiyorum. Ee, çok çok büyük hakaret geldi bana. Barışa karşı çok büyük bir hakaret gibi geldi ve hani ilk oyunları bunlar. Il bir de ha? ilk oyun. Hani turun ilk, ilk, oyun. ilk turun ilk oyunu Barış'ın psikolojisini Barış ne kadar hani onu gördü nasıl tepki verdi bilmiyorum ama ben bir seyirci olarak e, bunu hiç hoş görmedim. Yani karşındaki kim olursa olsun rakibini hiçbir zaman küçümsememen lazım. Ki Tabii burada ki. bir küçümsemem var maalesef. Başkası olsa bu kadar rahat bu kadar geniş geniş takılmazdı orada. Maalesef Barış'la yarıştığı için bu rahatlığı kendinde gördü ve bu da bence Barış'a yapılmış çok ya Barış'ın istemediği en büyük olay bu. Yani Bana karşı kimse böyle ben yürüyerek bile Barış'ı yenerim. Yani her bir türlü mesaj var, yani. her türlü mesaj var ya. Ben böyle de yenerim. Ee, zaten arkamdaki Barış zaten bana yetişemez. Ee, ben bu oyunu kazanacağım atışımdı. Yani burada karşısındakini küçümseyecek, onu ufak gösterecek, onu kötü gösterecek.